şimdi tabii şey diye düşünüyorsanız, yani bu pastör ne biçim pastör, kutsal kitabı yok bizden istiyor diye, benim kutsal kitabım var burada. Bu ikincisi, çünkü bugün vaaz etmek için iki kitaba ihtiyacım olacak. İki kitap, o yüzden ikincisini istedim. Biz Yakup 2. bölüme bakacağız bugün. Ve farklı, daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Çalışırken beni de bayağı etkiledi bu. O yüzden size iki kitap kullanacağım ama neden olduğunu anlatmak için bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bu hikayeyi ilk duyduğum andan itibaren beni her zaman çok etkiledi bu hikaye. Hikaye şöyleydi. Bir adam var ve çocuk genç ve üniversiteden mezun olduğunda babasından bir araba istiyor. Ve babasının da o arabayı alacak kuvveti var aslında. Ve bu genç mezun oluyor. Bu bir filmde de var aslında. Mezun olunca babasından araba bekliyor, bayağı başarılı falan. Ve babası ona bir kitap veriyor, kutsal kitap. Ve çocuk diyor ki, hani bu, yani bana mı veriyorsun bunu? Evet, mezuniyet hediyen olarak. Evet. Yani kutsal kitap mı veriyorsun bana mezuniyet hediyesi olarak? Adam evet diyor. Onu okuduğunda senin hayatın değişecek diyor. Ve çocuk o gün babasına o kadar kırılıyor ki, kızıyor ki, o kitabı bırakıyor ve gidiyor evden. Babasının durumu varken almaması onu çok incitiyor. Yıllar geçiyor, babası ona ulaşamıyor, aradığında telefonlara çıkmıyor, cevap vermiyor vesaire vesaire. Ve bir gün bu çocuk babasının ölüm haberini alıyor. Ve babasının bulunduğu şehre gidiyor cenazesi için. Ve kenarda kütüphanenin en şey yerinde bir kitap dikkatini çekiyor. Babasının vaktiyle ona verdiği kitap. Hatırlıyor çocuk. Kaç yıl önce, 20 yıl önce babası o kitabı ona vermişti. Kitabı açıyor. Bir mektup buluyor kitapta. Ve biraz daha çevirince küçük bir kase ve kase içinde bir anahtar buluyor. Mektubu açıyor ve babasından çok güzel, uzun bir sevgi mektubu. Ve mektubun sonunda camdan dışarı bak diyor. Ve çocuk camdan dışarı baktığında hayalindeki arabayı tozlar ve kir içinde görüyor. Aslında babası ona istediği arabayı almış. Ve evin karşısındaki köşede duruyormuş. Ama babasının anlatmak istediği başka bir şeymiş. Senin için saklı hazineler, arabadan çok daha büyük hazineler, mektup bunu anlatıyormuş, aslında Tanrı'nın sözünde var. Tanrı'nın sözünde, Tanrı'nın senin için hazırladığı bütün hediyeler var. Ve araba da var. Ama çocuk, genç, Tanrı'ya hayır dediği için, kendisi için hazırlanmış o harika arabaya da hayır dedi. Ve o araba orada çürüdü. Hiç kimse de kullanmadı. Bu hikayeyi neden anlattım? Çünkü aslında bizim için kutsal kitap tam böyledir. Özellikle Yakup gibi zor mektuplara geldiğimiz zaman, Yakup mektubu güçlü bir mektup. Günah hakkında anlatıyor, itaat hakkında anlatıyor ve işin aslı bu çağda, bu dönemde insanlar bu gibi mesajları duymak istemiyorlar. Daha çok harika olduğumuzu, iyi olduğumuzu merak etmemiz gerektiğini, Rabbin her şeyi hallettiğimizi, armudun pişip ağzımıza düşeceğini öğretiyor bu öğretiler. Kulak okşayan öğretiler. Ama o adam oğluna gerçek olanı öğretmek istemiştir. Gerçek olanı. Ki gerçek olan
bizim için Tanrı'nın iyi bir planı olduğunu ve biz Tanrı'nın sözünü izlersek o planın bizim için gerçekleşeceğiydi. Gerçek olur. Adamın mesajı işte buydu. Şimdi gelin biz Yakup mektubuna bakarken, Yakup 2. bölümde bakalım aslında bizim için Tanrı'nın hazırladığı tasarılar nedir? Bereket nedir ve nasıl ulaşırız? Bugün bize iki kişi konuşacak bu vaazda. Bir, Yakup konuşacak. İki, Yahuda konuşacak. Kutsal kitapta pek çoğumuzun farkında olmadığı Yahuda diye bir mektup var. Biliyor musunuz? Vahiy bölümünden hemen önceki kitap Yahuda. Sadece bir bölümü var Yahuda. Bir de herhalde biraz ön yargılıyız biz bu Yahuda'ya, İskariyot Yahuda'dan dolayı. Öyle gıcık kaptı, pek kolay kolay dönmüyoruz Yahuda mektubuna, İskariyot'tan dolayı ön yargılı. Ama bugün Yakup'lar Yahuda birlikte vaaz edecekler bize. Peki neden o ikisi vaaz edecek? Çünkü ikisi kardeşler. Gelin anlayalım kimler. Şimdi kutsal kitaptaki Yakup mektubu var ya, pek çoğumuz Yakup mektubunu duyduğumuzda aslında bunun İsa'nın öğrencilerinden Yakup olabileceğini düşünüyoruz değil mi? Ama öyle değildir aslında. İsa'nın öğrencileri arasında iki tane Yakup var. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Bir tanesi Zebedi oğullarından Yakup. Yani kim bu? Yuhanna'nın kardeşi olan Yakup. Birinci Yakup. İkinci Yakup ise Alfay oğlu Yakup. Bu İsa'nın 12 öğrencisinden iki Yakup var. Onlar bunlar. Peki bizim Yakup kim? Yakup mektubunu yazan aslında çok ilginç. Kendisi mektupta kendisini tanıtıyor. Yakup, İsa Mesih'in kardeşi olan Yakup. Peki madem Yakup İsa Mesih'in kardeşi, çünkü mektupta kendisini öyle tanıtıyor, bakacağız. Peki Yahuda kim? Gelin Yahuda'ya da dönelim, bakalım Yahuda kendisini kim diye tanıtıyor. İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi, ben Yahuda'dan. Yani Yahuda da kendisini Yakup'un kardeşi olarak tanıtıyor. Doğal olarak aslında Yakup ve Yahuda ikisi de İsa'nın kardeşleridir. Peki madem hem Yakup hem Yahuda İsa'nın öğrencileri değillerdi, 12'lerden bu mektupları neden yazdılar? Aslında bunun daha ötesi var. İsa Mesih onlardan bahsetti. İsa Mesih kendi köyüne gittiğinde onları kabul etmediler. Kardeşleri de kabul etmedi yazıyor İncil'de. Yani İsa Mesih yaşarken ne Yakup ne de Yahuda aslında onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmemişlerdi. İsa'nın kendi sözü söylüyor. Peki ne zaman kabul ettiler? Pek çok ilahiyatçıya göre İsa'nın ölüp dirilişinden sonra onun kim olduğunu gerçekten anladılar. Çoğuna göre önce Yakup sonra da Yahuda anladı kim olduğunu. O zaman kardeşleri, peki bu konuda bir parantez açayım. Özellikle Doğu Ortodoks Kilisesi'ne göre bu bölgedeki fark etmez, İsa Mesih'in hiç kardeşi olmamıştır. Kardeş diye bahsedilenler İsa Mesih'in kuzenleridir. Yani bu işte Kıpti Kilisesi, Mısır Kıpti Kilisesi böyle inanır, Ermeni Ortodoks Kilisesi böyle anlatır, Rum Ortodoks Kilisesi böyle anlatır vesaire. Meryem İsa'dan sonra hiçbir şekilde başka bir çocuğu olmamıştır diye inanırlar. Ama ben kişisel olarak, biz yani müjdeci kilise geleneği olarak bunların gerçekten İsa Mesih'in öz kardeşi olduğuna inanıyoruz. Aynı anadan babadan. Ama bu gibi şeyler, şeyi çok seviyorum ben. Bu gibi şeyler bizim için büyük bir tartışma konusu değildir. Yani çünkü o Doğu Kilisesi aslında Meryem'in kutsiyetinden, yani o kutsal bir kadındı, o yüzden bir daha birlikte olmadı diye buna vurgu yapar. Çünkü Doğu geleneğinde sanki cinsellik kutsallığı bozuyormuş gibi bir
anı olabilir ki yani kendi bağlamında yani iyi bir niyetten çıkıyor kendi bağlamında. Ama yani ben de bakınca cinselliğin Tanrı'nın sınırları içindeki cinselliğin kutsiyeti bozmadığını düşündüğümüz için haliyle onların kardeşi olmasına bir mahsur yoktur. Ancak ben şeyi çok seviyorum ben. Hristiyanlar için, İsa Mesih'in öğrenciler için bazı şeyler böyle güleç tartışma konusudur. Aa kardeşi miydi, kuzeni miydi? Aa öyle mi falan filan. Bazı şeyler ise yine sofrada biraz daha ciddi tartışma konuları olabilir. İşte Rabbin sofrasında böyle mi oluyor, böyle mi oluyor? İşte Tanrı bizi seçti, tamamen onun lütfuyla biz ölüydük de cevap verdik de mi? Yoksa Arminius gibi biz de evet dedik mi falan? Bunlar güzel sofralarda tartışma konusu, savaş konusu değil. Bunlar güzel sohbet ve tartışma konuları. Ama bazı konular vardır ki onlar bizim için savaş konusudur. Savaş derken silahlı tüfekli bir savaş değil. Ama sonuna kadar savunmamız gereken konulardır. Yani İsa Mesih'in Rab olduğu, İsa Mesih'in üçüncü gün ölümden dirildiği, İsa Mesih'in Tanrı'nın özü, Tanrı'nın nuru yeryüzüne geldiği, İsa Mesih'in yargılamak için tekrar geleceği, İsa Mesih'in bizlerin günahları için öldüğü, ölmedi diyorlar çünkü. Bunlar işte bizim için çok güçlü tartışma konularıdır. Ama öbür konular, onlar daha kavgaya değmeyecek konulardır. Ama İsa Mesih'in kurtuluşu ve müjdesi, işte onlar bizim için tabii ki sevgiyle ama onlarla ilgili her yerde, her masada tartışmamız gerekir. Bu konu onlardan biri değildir. İsa Mesih'in kuzeni mi kardeşi mi konusu. Ama sonuç olarak iki kardeş var karşımızda şu anda. Biri bu tarafta, ben birini konuşurken bu tarafa geçeceğim. Biri de bu tarafta. Aynı zamanda bu iki kişi konuşurken, bu iki kişi aynı kişiler tarafından bir kültür, bir terbiye aldılar. Onu da hayal etmenizi istiyorum. Çünkü İsa Mesih'in annesi kimdi? Meryem. Babası kimdi? Tanrı. Ama yeryüzündeki babası kimdi? Yusuf değil mi? Düşüp dizini yardığında annesi koşuyordu yani. Acıktığında annesi sandviç yapıyordu. Ya da küçükken yaramazlık yapıyor muydu bilmiyoruz ama yapıyorduysa Yusuf disiplin veriyordu anne baba yani. Evet, marangozluğu oradan öğrendi. Değil mi? Marangozdu. Hali aynı şekilde aynı iki kişi Yahuda'yla Yakub'u da terbiye ettiler. Yani bir aile kültürleri var. Konulara yaklaşırken böyle yaklaşalım. Bağlamı anladık. Şimdi gelelim bakalım bunlar ne diyorlar. Ben Yakup tarafıma geçeyim. Şöyle. Yahuda bu tarafta, Yakup bu tarafta. İman ve eylem. Kardeşler, bir kimse, Yakup 2. bölüm 14. ayet. Bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? İmandan bahsediyor. İman nedir? Ben bir balık benzetmesi yapacağım aslında. Ne demek bir balık benzetmesi? Bir akvaryumumuz var. Ve o akvaryuma bir balık alıyoruz. Bu balık ya ölü ya da diri. Bu balığa da bir isim takalım mesela, iman diyelim. Bu balık ya ölü ya diri. Ama ikisinin de adı, yani ölü ya da diri adı aynı. İman. Ama biri ölü, biri diri. İşte Yakup tam bunu anlatıyor. Diyor ki hareket etmeyen bir iman neye yarar? İman var mı? Var. Ama hareket etmiyor. Bakalım. İyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Biz neye inanıyoruz? Kişi
Romalılar mektubu ne söylüyor? 7. bölüm, 8. bölüm, 9. bölüm, 11. bölüm, her yerde 12. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm. Biz lütuf aracılığı, lütufla iman aracılığıyla kurtuluyoruz. Bizi kurtaran iman. Lütufla ve imanla kurtuluyoruz. İyi işlerimizle kurtuluşu hak edemiyoruz. Asla hak edemiyoruz. Romalılar 6:26, 3:23. Asla. Biz sadece iman aracılığıyla aklanıyoruz. Ama burada diyor ki her iman kurtarmaz. Bakın ne diyor? Eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Ha. Demek ki balık var ama iki türlüsü var. Ölü olanı ve diri olanı. İmanın da ölü olanı var, diri olanı var. Eylemsiz olanı, hareket etmeyeni ölü bir iman. Ve Yakup diyor ki bu iman kurtarabilir mi? Devam edelim. Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içinizden biri ona esenlikle git, ısınmanı, doymanı dilerim der. Ama bedeninin gereksinimlerini yerine getirmezse bu neye yarar? Bunun gibi tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Hiç aç birini gördünüz mü bilmiyorum. Gerçekten aç. Böyle zayıflıktan kemikleri sayılan, üşüyen. Ben gördüm. Zor durumda insanlar gördüm. Benden çok daha fazla görenler de var ama ben gördüm zor durumda. Ve onların karşısında durup esenlikle git, senin için dua edeceğim kardeş, Rabbim senin ihtiyaçlarını karşılasın demek ne kadar acınası ve ne kadar hoş gözükmeyen bir resimse diyor. Esenlikle gitmeni dilerim. Oysa şuradan bir ton balığı alıp versen, atkını çıkartıp versen ve başka bir şey yapsan ama Allah versin. Öyle diyoruz değil mi? Allah versin. Gitmek ne kadar diyor boşsa eylemi olmayan iman da o kadar boştur diyor. Ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana İmanımı eylemlerimle göstereyim. Eylemler. Şimdi iki kişi hayal ediyoruz. Aslında bu metinde Yakup yazarken bunları iki profil hayal ediyor. Bir profil konuşuyor, anlatıyor. İsa Mesih Rab diyor, ona iman etmen lazım, ona anlatman lazım, şunu yapman lazım. Her yerde hesapta müjde paylaşıyor. Anlatıyor, öğretiyor, konuşuyor ama hayatında müjde yok. Diğer taraftan burada birisi var. Bu kişi eylemleriyle imanlı olduğunu gösteriyor. Eylem sadece yoksullara yardım etmek değildir. Bizim hayatımızın her alanında eylem noktamız vardır. Çok ilginç bir araştırma okumuştum. Bir gün içinde ortalama bir insan yaklaşık 4500 ile 6000 arası karar veriyormuş, biliyor musunuz? Her gün biz yaklaşık 4500 ile 6000 arası karar veriyoruz. Sabah uyanayım mı, alarma bir daha basayım mı, 10 dakika bekleyeyim mi, kahveyi şekerli içeyim mi, şekersiz içeyim mi, şimdi mi içeyim, yarın mı içeyim, telefonu açayım mı, açmayayım mı, WhatsApp'a bakayım mı, bakmayayım mı, Instagram'a gireyim mi, girmeyeyim mi, bilgisayarda büyük harfle mi yazayım, küçük harfle mi yazayım, mailine cevap vereyim mi, ver. Karşıya geçeyim mi, geçmeyeyim mi, sarıda geçeyim mi, geçmeyeyim mi, metroya bineyim mi? Ayakta mı durayım, yer versem mi, vermesem mi? Bakın, küçük, büyük bilimsel araştırmalar gösteriyor ki biz 4500 ile 6000 karar alıyoruz. Evet. Ve bu kararların hepsini bir mekanizma, bazılarını otomatik alıyoruz, güdüsel, alışmışız. Mesela arabada ikinci vitesten üçüncü vitese geçeyim mi artık düşünmüyoruz. Kararı otomatik alıyoruz. Ama o da iyi değil. Ve bu eylemler nerede var? Aslında bu kararlarda var.
Yardıma ihtiyaç biri gördü mü yardım edeyim mi etmeyeyim mi? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Patronum bana bağırdı. Biri bana zulmetti. Ben ona iyilik dileyim mi dilemeyeyim mi? İtaat etmem gereken bir buyruk geldi. Edeyim mi etmeyeyim mi? Bağışlamam gereken bir acı. Bağışlayayım mı bağışlamayayım mı? Bakın biz bu kararları sürekli veriyoruz. Ve bazıları alışkanlıklarımızdan dolayı otomatik oluyor. Araba gibi. Direkt üçüncü bana acıttı mı ben de bağırıyorum. Otomatik artık düşünmüyorum. Artık planlamıyorum. Otomatik hareket ediyorum. Biri bana bağırdı ben ona bağırıyorum. Biri ayağıma bastı ben onu onun ayağına basıyorum. Korna çaldı ben daha çok. Otomatik aslında. Hayatın gereği. İşte bahsettiği eylemler bunlardır. Hayatımızın her alanı eylem gerektiren alanlardır. Ve bu mektupta diyor ki eğer eylemlerinde gözükmüyorsa iman hayatının alanlarında o balık ölü ve seni kurtarmıyor. Seni kurtarmıyor. Bu şeye benziyor. Bu arada şu arkada otopark var ya görüyor musunuz? Onun o sağ arka köşesinde bir küp altın olduğuna inanıyorum. Bana inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Çünkü inansanız çoktan koşup kazmaya başlamıştınız bile. İnanmak hemen ardından eylem getirir kardeşler. Ben şimdi inansam ki orada altın var, küreyi alıp oradaydım şimdiye. İman hemen ardından eylem getiren bir şeydir. Eylemsiz iman, iman ettiğini söyleyip aslında iman etmemektir. Öyle mi? Bakalım. Çünkü iman konusu gelince, konu iman kelimesine gelince, bana göre kutsal kitapta bu konuda hakkında en net öğreten bölüm İbraniler 11. bölümdür. İbraniler 11. bölümde imanın ne olduğunu anlatır. Şöyle de başlar. İman görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Yani o varmış gibi hareket etmektir. Mesela ben Tanrı'yı göremiyorum ama var olduğundan emin olur gibi yaşıyorum. Mesela şu anda. Mesela Tanrı'nın burada olduğundan emin oluyorsam ölümü ilikliyorum. Kapanmıyorum. Ama yani en azından deniyorum. Yani iman hemen ardından eylem getiriyor. Bakın İbraniler ne anlatıyor? İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Bakın iman her zaman eylem gerektirir. Tanrı dedi ki bırak evini yurdunu bırak babanın evini bırak ve sana göstereceğim yere git. İbrahim gitti ya neden? Çünkü Rab'be iman ettiği için. Ona güvendiği için o yola çıktı. Yani eylem. Yola çıkmasaydı, evet Rab sana güveniyorum ama ben burada daha iyiyim deseydi, iman etmiş olur muydu İbrahim? Söylerdi iman ettiğini. Ama iman olmaz diyor. Devam ediyor. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu. Şimdi, hadi o İbrahim'di, iman atası. Sara'ya geliyor, İbrahimlerin yazarı. İman sayesinde Sara'nın kendisine kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni görmek güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu. Şimdi burada kutsal kitabın bize açıkça anlatmadığı bir şey var. Açıkça anlatmadığı. Sara imanla çocuk sahibi oldu diyor. Peki Sara'nın eylemi neydi? Kaç yaşındaydı Sara? 90. 90 yaşında bu çocuk Meryem gibi melek getirmedi. Sara eşiyle beraber oldu. Evet, o yaşta bir kadın eşiyle beraber oldu ve çocukları oldu. Neden beraber oldu? Çünkü imanın, çünkü Tanrı söyledi çocuk sahibi olacaksın ve yani bu iman bir eylem getirdi ve bir çocuk sahibi oldular. Yani iman her zaman eylem
peşine gelir. İman ve eylem. Eylem gelmiyorsa iman vardır ama ölü balık gibidir. Akvaryumun dibinde yatar. Bunların hepsi iman sayesinde oldu. Bir hikaye var, çok ilginç. Anlattım bunu belki iki kere. Bir gün bir adam arabayla gidiyor böyle. Arkasından polis sirenleri çala çala geliyor böyle arkasından. Bağıra bağıra geliyor. Adamı kıstırıyor polis arabayla. Adam da kaçmıyor. Ne oluyor ya diyor, polis geliyor silahla. İn aşağı, eller yukarı, kelepçe falan üstüne arıyorlar falan. Ehliyet, ruhsat falan hepsini alıyorlar. En son diyorlar ki, bakıyorlar. Tam beyefendi siz gidebilirsiniz diyorlar. Adam diyor ki, bir dakika ama ben anlamadım ki bir şey. Beni niye çevirdiniz? Telefonları sessize alabilirsek iyi olur. Beni niye çevirdiniz diyor adam. Yani sorun nedir? Polis diyor ki, bakın biz yolda gidiyorduk. Sizin arabanızın arkasında haç işareti vardı. Balık işareti vardı. Kiliseye kadar beni takip et vardı. İsa Mesih Rab'dir vardı. Ama bir baktık araba herkese korna çalıyor. Kolunuz sürekli ona bağırıyorsunuz. Buna bağırıyorsunuz. Ve biz o zaman arabanın çalıntı olduğunu düşündük. Çünkü arabanın dışında bir şey yazıyor. İçinde başka bir şey yazıyor. İşte bunun gibi eylemsiz olan iman da ölüdür ve daha kötüsü kurtarmaz. İman aracılığıyla kurtuluyoruz ya biz. Eylem olmayınca o iman kurtarmıyor diyor. Şimdi biraz da bu kardeşe geçelim. Yakup'un kardeşi Yahuda bu konularda ne söylüyor? Bu sırada bu mektup yazılırken Yakup'un aşağı yukarı 40 yıl yani 40'lı yıllarda 40 ila 60 yılları arasında bu ikili mektubun yazıldığını düşünür. Yakup o bölgedeki Yeruşalim bölgesinin kilisesinin pastörüydü. Yani başındaki kişilerdi. Yakup. Yuhanna efendim episkoposuydu, evet. Ben şimdi modernleştirdim pastör diye. Episkoposuydu. Yuhanna da orada kaldı, hizmet etti. Şimdi gelelim Yahuda'ya. Yahuda birinci bölüm. Zaten bir tane bölüm var. Hatırlamanız zor olmaz. Üçüncü ayetten okuyorum. Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereği duydum. Bakın iman uğruna. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahati araç eden tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Bütün bunları bildiğiniz halde size anımsatmak istiyorum ki ilk ve son kez halkı Mısır'dan kurtaran Rab'be iman etmeyenleri daha sonra bakın ne anlatıyor ben sayfası. Mısır'dan kurtaran Rab iman etmeyenleri daha sonra yok etti. Bakın. Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. 2. Burada olay anımsatıyor Yahuda. Diyor ki Mısır'dan çıkan halk Rab'be iman ettiler. Mucizelerini gördüler. Sözlerini de dinleriz dediler. O emire de uyarız dediler. Rab onları bereketledi. Sonra ne oldu? Rab'bin sözünü dinlemeyi bıraktılar. Sonra ne oldu? Vaat edilen yere gidemediler. 40 yıl çölde gezdiler. Bütün nesil yok oldu. Rab onları seçti mi? Seçti. Ama torunları ancak gidebildi. Çünkü neden? Çünkü Rab'bi dinlemediler. Sonra bunun daha da ötesine gidiyor. Meleklere geliyor. Melekler diyor, kendilerine ayrılan yetki ve sınırların içinde durmayıp
burunlarını başka işlere sokmaya başlayınca, yetkilerini aşınca, haddine olmayan işlere girince ne oldu? Lanetlendiler ve bulundukları yerden başta meleklerdi. Tanrı tarafından yaratıldılar ve sevildiler ve yetkilendirildiler. Ama sonra o yetkiyi aşınca ne oldu melekler? Düşmüş melekler oldu. Neden? Çünkü eylemleriyle tersini yaptılar. İmanın getirenleri. İşte Yahuda kardeş, İskariyot değil, bizim İsa'nın kardeşi olan Yahuda kardeş bunu uyarıyor. Aranıza böyle öğretiler geldiğini görüyoruz. Rabbin öğretisini sefahate, ya biz affedildik bir kere, bağışlandık bir kere, lütuf var bir kere diye rahatça yaşamaya çağırdı diyor. Ama dikkat edin diyor, melekler de kendilerine ayrılmış sınırların içinde durmayınca lanete uğrayıp düştüler. Tanrı'nın vaat ettiği bereketleri kaybettiler diyor. Ve aynı uyarıyı kiliseye yapıyor Yahuda kardeş. Aranıza sızan bu kişiler de onlar gibi diyor, Sodom Gomorra gibi, onlar gibi diyor, gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyorlar ve devam ediyor. Yani sonuç olarak bizim hayatımızın her alanında eylemlerimiz var. Mesela bir öğretmensek, aramızda öğretmenler var. Rab sizi çok bereketlesin. Çocukların hayatına dokunuyorsunuz eylemlerinizle. Ama bu eylemleri Mesih'in söylediği sınırlarda sevgiyle yapabilirsiniz. İşte bu kurtaran bir iman oluyor. Ya da dünyadaki herhangi bir öğretmen gibi davranabilirsiniz. Ki bu da kurtarmayan iman oluyor. Çünkü eylemlerimiz var. Boş boş oturmuyoruz. Akşama kadar bir sürü şey yapıyoruz. Araba kullanırken eylemlerimiz kurtaran imandan gelen eylemler olabilir. Rabbin sevgisiyle, lütfuyla. Tabii ki özellikle İstanbul trafiği sakin kalması zor bir trafik. Ama biz zaten bu denenmelerle büyüyoruz. Ya burada eylemlerimizle büyüyoruz ya da kurtarmayan eylemlerle büyüyoruz. Evliler, ailelerinde. Bir koca olarak ben ya Tanrı'nın bana ayırdığı sınırlar içinde kalıyorum ve eylemlerimle kurtaran imanın getirdiği eylemlerle hareket ediyorum ya da imanım ölü oluyor ve ben sıradan bir koca gibi davranıyorum. Eşime, çocuklarıma. İman eylemleri ne derdir bir koca olarak, baba olarak evimin evim için dua etmek, evime önderlik etmek, İsa'nın kilisesine yaptığı gibi. Evimi korumak, evimin ihtiyaçlarını sağlamak, çocuklarıma iyi bir örnek olmak, iyi bir tanık olmak, onlara Tanrı'yı anlatmak, bunlar benim sorum, eşime, Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi davranmak. Ve ben imanım yaşıyorsa, benim balık sağsa akvaryumda böyle biri olmaya uğraşıyorum, gayret ediyorum vesaire vesaire. Ama ölü iman hiçbir farkın kalmıyor. Aynı şekilde eşler, kadın olarak Tanrı'nın çizdiği sınırlarda imanımız diriyse o sınırlarda yaşıyoruz. İmanımız ölüyse o sınırların dışında yaşıyoruz. Etrafında yaşıyoruz. Çocuklar aynı şekilde. Çalışırken işlerinde Tanrı'nın bizi üzerimize yetkin kıldığı iş yerleri, devlet yöneticileri, bunların hepsine karşı eylemlerimizde ya diri bir imanla ya da ölü bir imanla hareket ediyoruz. İşte bu mektup bunu anlatıyor. Diyor ki sen imanın var diye konuşuyorsun, evet. Ama eylemlerinde bunu görmüyoruz. Bu iyi bir testi. Kendime zaman zaman sorardım, şimdi iyi hatırlattınız bana ya da yok, ben iyi hatırlattım kendime. Yapmıyorum. Şöyle derdim mesela, eğer hiç konuşmazsam, hiç ağzımı açmazsam, gün boyu beni izleseler. Mesela 10 tane adam var, işlerinde de 3 tane Hristiyan var. Ama konuşmaları yasak. Ben işte şuna inanıyorum, ben Scientology'ye inanıyorum, ben Krishna'ya inanıyorum falan yok. Eylemlerimizi bir hafta izleseler. O bir haftanın sonunda
Ya bu üç kişi farklı, bunlar biraz İsa'ya benziyorlar. Bunlar Hristiyan galiba. Derler mi? Kiliseye gidip geldikleri saymayın, görmüyorlar. Eylemlerimizden, davranışlarımızdan, trafikteki hallerimizden, işte işimize davranışımızdan, patronumuza, yanımızda çalışanlara davranışlarımızdan. Bir restorana gitti mi oradaki garsona davranışımızdan. Vapura bindik ayağımızı basana davranışımızdan. Annemize babamıza davranışımızdan, kaynanamıza kayınbabamıza davranışımızdan. Ya bu imanlı derler mi? Derlerse işte o iman diri iman. Demezlerse o iman ölü iman. Ve işte Yakup kardeş tam bundan bahsediyor ve devam edelim. Sen, daha da ileri gidiyor. Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun. Evet, ben İsa'nın Rab olduğuna inanıyorum. Haleluya. Diyor ki, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor. Cinler de inanıyor İsa Rab'dir. Ve diyor, bir adım daha ileri gidiyor. Ve titriyorlar diyor. İsa'nın önünde titriyorlar cinler. İsa Rab'dir söylüyorum, evet. İnanıyorum ben, evet, cinler de inanıyorlar. Ama sorun, ona güvenmiyorlar. İman ediyorlar onun Rab olduğuna ama eyleme dökmüyorlar. Tersini yapıyorlar cinler. Üstüne üstlük diyor, titriyorlar. Ve bunu anlatıyorlar. Bunu öğretiyorlar. Dünyanın her yerinde burada. Sadece İsa Rab'dir de ve kurtul. Sadece İsa'nın hizmet et. İnsanlara müjdeyi anlat. Paylaş. Ama hayatına bakınca o müjde, eylemler hayatımızın alanlarında da görülmeye ihtiyacı var. İşte Yakup bizleri bu konuda uyandırıyor. Ey akılsız adam diyor, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun? Atamız İbrahim oğlu İshak'ın sunağı üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Yani İbrahim neden aklandı diyor? İshak'ı adadığında aklandı. İnanıyorum dediğinde değil, İshak'ı adadığında, Tanrı'ya inanıyormuş gibi davrandığında. Oğlunu Tanrı'ya verdiğinde, böyle davrandığında, işte diyor, aklandı diyor. Görüyorsun diyor, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İmanı eylemle tamamlandı. Yani Rab bizi imanımızı eylemlerimizle tamamlamak için davet ediyor. Davet ediyor. Bak, ve hadi o İbrahim'di, iman atamız. Ama bakın sonra ne diyor? Kutsal yazı yerine gelmiş oldu, İbrahim'e de Tanrı'nın dostu derdi. Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır. Yani imanımız eylemlerimizle gözükmeli. Eylemlerimiz bizi aklamıyor, iman bizi aklıyor. Ama imanla aklandığımızın dışa vurumu, kanıtı da matematikte sağlama derler buna. Eylemlerimiz. Sağlama nasıl işlemi? Var matematik öğretmeni burada? Var. Tabii tabii. Sevan var. Değil mi? Sağlama. Tersten geliyoruz ki doğru yaptık mı diye bulmaya. O zaman imana da doğru şekilde o iman mı anlamak için eylemlerimizden geliyoruz. Bu arada bazılarınız şey gibi düşünüyorlar. Peki günah işliyoruz. Bununla ne yapacağız? Oraya geleceğiz. Merak etmeyin. Bu mesaj Tanrı'dan gelen iyi bir haberle bitecek. Ama iyi haberi duymadan önce kötü haberleri duymaya ihtiyacımız var. Işık karanlıkta parlar. Rabbin müjdesinin güzelliği karanlıkta ortaya çıkar. Hadi o İbrahim'di. Bakın başka bir örnek daha veriyor. Aynı biçimde ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri dönenlere, geri gönderen
Fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadım diyor. Eski antlaşmada Fahişe Rahav var. Başka bir ulusta yaşıyor ama Tanrı'nın halkından kişiler geldiği zaman o Tanrı'ya inandığı için o kişilerden korkuyor. Diyor ki ben sizin Rabbinizden korkuyorum. Ve o kişileri saklıyor, bir eylem gösteriyor. Ve bakın ne diyor? Rahav da eylemiyle aklanmadığını. Yani imanın göstergesi eylem. İki kişi yağmur için dua etmiş tarlaya yağmur yağsın diye. Ama bunlardan bir tanesi çıkarken şemsiye almış yanına. Hangisi iman etmiş? Almayan. Almayan iman etmiş mi? Yağmur yağmayacak diye dua etti. Almadı. Hayır, yağmur yağsın diye dua etmişler. Şemsiye, evet, şemsiye alan imanla yağmur yağacağına göre hareket ediyor. İşte eylem böyledir. Bu konu sadece Tanrı'dan gelen yaptın yapmadın. Kardeşler biliyor musunuz? İsa Mesih'in tüm diğer peygamberlerden bir farkı var. Hepsinden. Tabii çok farkı var da ben bir tanesini söyleyeceğim. Kutsal kitap vay yaptın sana ceza, yapmadın böyle şöyle böyle böyle bir kitap değildir. Kutsal kitap nasıl bir kitaptır biliyor musunuz kardeşler? Tanrı bizim önümüze bir hazine koydu. Bizim istediğimiz arabayı koydu. Esenlik arıyoruz koydu. Mutluluk arıyoruz koydu. Fırtınalarımız olacak ama bu fırtınada nasıl bereketleneceğimize o arabayı karşı sokağa koydu Rab. Ama o arabayı almak için Tanrı'nın gösterdiği yoldan gitmeliyiz. İşte eylem bu. Eylem sadece yaptın yapmadın değil. Hayır, yaptığında Rabbin senin hayatındaki bereketleri daha çok gözükecek. Büyüyeceksin, daha güçleneceksin. Rab bereketleyecek seni. Rab bu eylemleri, vay niye yapmadın, cetvelle vurayım, öyle değil. Tanrı çocuklarını bereketlemek istiyor. Sevindirmek istiyor. Büyütmek istiyor. Gelişine hazırlamak istiyor. Bakın Kutsal Kitap ne diyor? O bizi önceden hazırladığı iyi işleri yapmak için tasarladı. Bizi tasarladı. Armağanlarımız, kimimizin sesi güzel, kimimizin kimimiz daha etkili dua ediyor, kimimiz daha güçlü müjdeci, kimimizin şefaat armağanı var, kimimiz daha merhametli, kimimiz öğretmen, kimimiz futbolcu, kimimiz lider, kimimiz anne gibi herkesi sarıyor, kimimiz baba gibiyiz herkese. Ama bunların aktive olması için, bu iyi işlerde etkin olabilmemiz için bu balığın diri olması gerekiyor. Biz kısa yol arıyoruz. Yani Rab beni bereketli, onun benim için planları var, tamam ben o zaman bekleyeyim o planları. Yok. Biz uğraşıyoruz, eyleme dökmeye çalışıyoruz, başaramıyoruz, bir daha deniyoruz. Dedim ya oraya geleceğim diye. Kutsal kitapta çok geçen bir kelime ne biliyor musunuz? Gayrete gel. Bir öğreti var. Biz kendi gücümüzle yapamıyoruz. Evet doğru. O zaman yapamıyoruz zaten. Rab bize bir şey yaptı. Kendi gücümüzle yapamam. Tamam o zaman. Bekliyorum ben. Rab ben yapamıyorum. Kendi gücümle bekliyorum. Yok. Ben gayret ediyorum. Hala yapamıyorum. Ama kutsal ruh beni geliyor, güçlendiriyor. Kırıldığında, düştüğümde bir daha ayağa kaldırıyor. Yani ben başarmaktan sorun, zaten başaramıyoruz biz. Benliğimiz var, beceremiyoruz kendi başımıza. Ama gayret etmeyi başarabiliriz. Gayrete gelebiliriz, deneyebiliriz. Ya olur mu böyle bir şey? Geçen dedik ya, yazmış orada işte haftada 5 gün zerdeçallı, işte sarımsaklı bir şey, işte ayda 8 kilo vermek istiyorsanız, ya haftada 5 gün onu yapıyor o kişi. Niye? İman, çünkü iman ediyor. Evet alırsam umudu da var. İman umut. İmanı da var. 5 sabah uğraşıyor böyle. Smoothie yapıyor. Niye? İmanı var. İstiyor da eylem. İşte ruhsal olarak da aynı. Gerçek iman, tamam ben kutsal kitap okuyacağım. İş hayatımda mı zorlanıyorum? Ben kutsal kitaptan bu işi öğreneceğim. Bu iş nasıl yapılır? Tanrı nasıl bereketler öğreneceğim? Evlilikte mi zorlanıyorum? Tamam ben bunu kutsal kitaptan öğreneceğim. Ben gayret edeceğim. Ama Rab yapacak. Herhalde özdeyişler kaçtı?
yaşlanıyorum galiba. Şey diyor, at savaş günü için hazır tutulur ama zafer sağlayan Rab'dir. Nedir o at savaş günü için hazır? Bizim gayretimiz, biz deniyoruz. Tabii ki başaramayacaksın. Sonra geliyorum, işte ondan yardım istiyorum. Diyorum ki Ozan bak ben yapamıyorum. Bak bu da şeytanın ayrı oyunu. Bizim böl ve yönet. 90'lı ve 2000'li yıllarda ticari hayatta şirket eğitimlerinde en üst seviye böl ve yönet diye bir yönetim stratejisi öğretildi, anlatıldı. Siyasiler de bunu kullandı. Bu ne demek? Ben duyguyu izole ediyorum. Seni de ayrı izole ediyorum. Hepimizi birbirimizden koparıyorum. Böylece herkesi ayrı yönetiyorum. Sana geliyorum diyorum ki, ya biliyor musun o da hiç çalışıyor falan. Bir sırla bağlıyorum seni kendime. Bu bir stratejidir. İş hayatında çok kullanılan. Bir sırla herkesi tek tek kendime bağlıyorum. Ama sakın ona söyleme diyorum. Onunla da ilişkisini böyle kopuyorum, yönetiyorum. Şeytan da böyle yapıyor. Hepimizi tek tek alıyor. Benim sırrımı, zorluğumu o bilmiyor, onunkini o bilmiyor, o bilmiyor, o bilmiyor, o bilmiyor. Hepimizi yönetiyor. Oysa Tanrı işte bu yüzden bir araya gelmekten vazgeçmeyin. Birlikte dua edin, paydaşlık edin. Günahlarınızı birbirinize itiraf edin. Orada güç var ama şeytan bunu istemiyor. Yok güvenilir kimse yok diye kandırıyor. O yok diye kandırıyor. Olgun yok diye böyle tek tek böl ve yönet. Bunun adı. İnternetten araştırabilirsiniz bunu. Böl ve yönet stratejisi. Siyasette kullanıldı. Her yerde kullanıldı. Şimdi uyandılar. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Tanrı bizim o arabayı sokaktan almamızı istiyor ama bu yol. O yüzden insan, siz önce göklerin önemini ardınca getirin. Size her şey verilecek. Yani bunları yaparsanız hayatınız bereketlenecek. Elinde cetvelle yapmazsan ceza. Hayır değil. Bereketlemek istiyor bizi. Ve bu berekete giden yolu da gösteriyor. Ve devam ediyoruz. Evet zamanımız. Ve devam ediyor. Bakın ne diyor. Diyor ki böylece İbrahim Tanrı'ya iman etti, aklanmış sayıldı. Diğer kutsal yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı dostu dendi. Görüyorsunuz insan yalnız imanla değil, eylemleriyle de aklanır. Aynı biçimde ulakları konut edip değişik bir yoldan geri göndermeyen fahişe Rahav'da eylemleriyle aklanmadığını, ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz imanda öldü. Değerli kardeşlerim, ben şimdi sizin karşınızda sizin ruhsal bir kardeşiniz olarak duruyorum. İsa Mesih'in kanıyla biz birer kardeşiz. Dürüst olmak gerekirse hepimizin zorlandığı da demeyeyim, gayret etmediği alanlar var. Yani uğraşıyorum dedim, hayır gayreti bırakın, ben bu konuda yapmak istemiyorum. Hepimizin içinde Tanrı bilgisine karşı diklenen düşünceler var. Ne demek? Ben böyle görüyordum. Kardeş sen öyle diyorsun ama kutsal kitap böyle diyor. Aa o öyle diyorsa o zaman benim şöyle mi? Dikleniyor. Aslında istemiyor. Birkaç dakika Rab'bin önünde durmamızı istiyor. Rab benim yüreğimde gayret etmediğim, benden eylem görmek istediğim, iman görmek istediğim yerleri bana göster. Üç şey göster bana diye birkaç dakika Rab'bin önünde duralım ve dua edelim. Baba bize konuşsun burada.
Tamam. Şimdi gayrette zorlandığımız iki ya da üç alan tespit ettiysek, şimdiki sorumuz şudur. Bu alanda nasıl gayret edebilirim? Birkaç yol var. Bunlardan en kestirmesi, ben bu konuda dua edeceğim kardeş. Nasıl olsa kontrol eden yok. Soran yok. Ben kendimle ilgili bu konuda dua edeceğim. Yok, daha etkili. Ben bu konuda birinden dua isteyeceğim. İtiraf edeceğim ve dua isteyeceğim. Çünkü kutsal kitap öyle, günahlarınızı birbirinize itiraf edin. Birine itiraf edeceğim ve duasını isteyeceğim. Yardım isteyeceğim ondan. Beni devamlı duayla desteklemesini. İki, bu konuyla ilgili bir kitap bulacağım ya da kendi başıma kutsal kitap çalışması yapacağım. Üç, dua edeceğim. Ama dua edecekseniz önce bu ikisi de dahil etmeniz lazım. Sadece dua edeceğim, öyle değil. O zaman bir iki dakika böyle dua edelim. Bunları yapabilir miyim? Gayret. Bakın başarın demiyor. Gayretin nedir? Dua edeyim. Yani ben bunu kiminle paylaşacağım? Hemen şeytan diklenecektir. Günahsız, işte onlar kendilerine baksın, güvenilir kimse yok, yarın yüzüme. Hemen şeytan diklenecektir, inanmayın. Kiminle paylaşacağım ve yardım isteyeceğim? İki, bir kitap bulacağım ve kutsal kitap çalışması yapacağım. Üç, dua edeceğim. Yönlendirsin. Kiminle paylaşabiliriz? Nasıl destek alabiliriz? Son olarak ben bugün uzattım, özür diliyorum. Bir daha buna çok daha dikkat edeceğim. Müjde şudur. Filipeliler 2. bölüm 12. ayet. Öyleyse şuradan 13 aslında. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Yani şu an yüreğinizde istiyorsunuz ya, bunu koyan da Tanrı, sizden vazgeçmedi ve bunu yapmanız için gücü verecek de Tanrı. Şimdi istek ondan geliyor, gayret bizden geliyor. Ama bu gayreti bereketleyip bizi başarılı kılmak Tanrı'nın sağladığı bir şeydir. Bugünkü mesajım budur. Eğer siz bugün tövbe edip buradan dönüp Rab'be yaklaşıyorsanız çok güzel bir gün. Ve Rab oraya davet ediyor. Gayretinizi başarılı kılmak. Neden? Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevmek. İşte bu sofra tam bu demek. Bizim gayretimizi o zaferle taçlandıracağı için biz bu sofraya katıldık. Arabamız tozlu durmasın dışarıda. Bu günah. Teşbihim budur. Ayşegül bir dua et hepimiz için, olur mu? Sonra bu zamanı kapatalım. Yarım, öncelikle seni çok seviyoruz. Çünkü bize olan sevgi o kadar sonsuz ki sen. Biz ne kadar asilik yaparsak yapalım, ne kadar inatçılık yaparsak yapalım, her daim kendine çekiyorsun. Sevginle, merhametinle, bak bugün bizi bereketledin ve haklarımıza dokunlar ettin. Bereketli yerlere düşsün, büyüsünler ve bolca meyve versinler diye dua ediyorum ya Rabbi. Hepsi senin yüceliğine artırsın meyvelerini ve biz de sana yaraşır
yetişirim çocuklara olalım diye dua ediyorum ben. Tüm kardeşlerime haftanın geri kalanlarına, hayatların geri kalanlarına bu sözle sen de büyük ve bereketli diye dua ediyorum ben. Seni çok seviyorsun sen de. Amin. Evet değerli kardeşler, sabrınız için teşekkür ederim. Tam balık mevsimi, palamutlar da ucuzladı. Ölü değil, diri balığımız olsun ruhumuzda. Rabb hepinizi bereketlesin. Evet.